Evet, o çekiyor, bu kaydediyor. Her şey tamam, ben başlayacağım. Bu nasıl? Haydi bakalım. Ya bunu görür görmez bayıldım. Tam ki 3, 1, 2, 3. İyi ki almışım, o kadar böyle şey ki. Bugün size You dizisinden bahsetmek istiyorum. İkinci sezonu yeni bitirdim. Daha dün bitti ve hayatımda ilk kez yani 6 bölüm üst üste, tabii manyak olduğum için değil, hani o da var ama uçaktaydım işte Kamboçya'dan, yok Tayland'dan, yani Kamboçya'dan döndüm de Tayland, Bangkok'tan en son İstanbul'a uçuş aldım. O da 11 saat sürdü dönüş yolu. Dolayısıyla o 11 saatte ben de indirmiştim. Çok merak ediyordum. Çünkü birinci sezonda aşırı etkilenmiştim. Neden etkilendiğimi de anlatacağım. Dolayısıyla hayatımda ilk defa 6 bölümü böyle üst üste izledim. Ve artık Joe ilk bölümde, ilk sezondaki Joe, ikinci sezondaki Will ve onun hani böyle düşünce tarzı, hani hareketleri beynime işledi ve böyle hani sokakta yürürken acaba bu da öyle mi falan diye düşünmeye başladım. Bunu bana düşündürten de yani bu kadar dizinin içine girmem oldu. Bu kadar bir dizi sizi zaten içine çekiyorsa, beni de çektiği gibi, bence gerçekten başarılı ve kayda değer bir dizi diye düşünüyorum. O yüzden hazırsanız ben hazırım, başlayalım. Şimdi ilk sezonda ne olmuştu? Olabildiğince hiç izlemeyenleriniz için spoiler vermeden gideceğim. Bir adamın bir kadını takıntı haline getirmesinden aslında ibaret You dizisi ve bir kitaptan uyarlama. Hangi kitap olduğunu ve yazarını şuraya koyarım. Onu isterseniz okursunuz. Hani ben okumadım. Türkçesi var mı bu arada onu da bilmiyorum ama İngilizce bir kitaptan uyarlama olduğunu biliyorum. Ve insanlar değişik şekillerde diyeyim öldürülüyor dizi boyunca ve nedeninin niçinini dizide zaten anlıyorsunuz. Joe kitapçıda çalışıyor ve ilk sezonda zaten Beck, şuraya adını yazalım oyuncumuzun, ana karakterimiz yine o kitapçıdan içeri girmesiyle beraber ve Joe ile konuşmasıyla beraber hikaye başlıyor. Ve işte aşk, tutku, ihtiras, bu tutkunun ne raddelere gidebileceği ve bir insanın, yani bir adamın bu aşkla ilgili nasıl düşüncelere sahip olabileceği, neler yapabileceğine dair bir dizi. Aynı zamanda bence Joe açıkçası sosyopat değil. Diziyi izleyenlerinize soruyorum. Hani birinci sezonu da izlediyseniz lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Sizce Joe sosyopat mı değil mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. Hani ikinci bölümü izleyenler özellikle zaten net cevap verin lütfen. Çünkü bence sosyopat değil ve bu diziyi özel kılan diğer bir şey de Joe'nun sosyopat olmaması. Çünkü çok zeki, çok aramızdan biri gibi. Aslında şundan da size bahsedeyim. Benim annem ağır ceza avukatı olduğu için hani ben bu konulara çok böyle içinde büyüdüm. Hani ağır ceza davalarına hani bilerek büyüdüm. Tabii ki detaylıca değil ama hani annem konuşuyordu. Bir de benim hani yani annemin arkadaşlarından dolayı bütün çevremiz öyleydi diyeyim. Dolayısıyla hani evde büyürken bu konular, böyle davalar konuşuluyorsa biraz aşikar oluyorsunuz. Hani neyi kim neden yaptı gibi konulara. Dolayısıyla bir adamın, yani Joe'nun düşünce yapısı beni burada bayağı etkiledi. Çünkü gayet normal bir insan. Sevgiyi arayan bir adam. Aşk istiyor. Hayatında işte çoluk çocuk olsun, bir ailesi olsun, bir düzeni olsun. Aslında tamamen niyeti bu anlamda çok saf ve temiz. Lakin şimdi birinci sezonu biraz böyle özetle bitireyim. Beck'le Joe'nun hikayesi var. Çok detaya girmeden size ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bu arada Joe'nun geçmişini de birinci sezonda biraz görüyorsunuz. Neler yaşadı diye. Ve Beck bir üniversitede öğrenci, aynı zamanda araştırma yapıyordu galiba. Birinci sezonu izleyeli bayağı oldu. Hani yanlış bilgi vermeyeyim ama üniversitede işte bir hocasıyla çalışıyor. İşte Joe da ona yardımcı oluyor. Bu arada yine Joe çok böyle insanları iten de bir karakter. Yani bunu istiyorsan bunu yapmalısın diyen, aşırı derecede manipülatif. Narsist mi değil mi? Ondan emin değilim. Bana kalırsa narsist değil ama insan ilişkileri muhteşem. Çok iyi insan yönetebiliyor.
Özellikle Beck mesela duygusal anlamda bir boşlukta ve kendine özgüveni deli gibi yok. Dolayısıyla o anlamda ve oradan giriyor böyle. Beck'in arkadaş çevresiyle ilgili gelişen olaylar silsilesi de var. Onu da zaten birinci sezonu izlerseniz görürsünüz. Şimdi gelelim ikinci sezonu. Bu arada birinci sezonda bir sürpriz oluyor. Sürpriz sonlu bitiyor ve zaten o bayağı merak ettiriyor sizi. Ya size bir şundan da neyse ikinci sezondan bahsedip sonra bir şeye bağlayacağım. Neyi sevdim, neyi sevmedime geleceğim. Şimdi ikinci sezon, birinci sezonun sonunda bize sürpriz yaşatan o durumla başlıyor. Ve yani eski sevgilisiyle ilgili bir şey oluyor diyeyim. Ve eski sevgili işin içine giriyor. Bu arada Joe da Los Angeles'a taşınıyor yine ikinci bölümde. İşte eski sevgiliden kaçmak için diyeyim. Ama neler yaşanıyor falan onları anlatmıyorum. Ve Los Angeles'a taşınmasıyla işte bir iş bakıyor. Yine böyle bir Anavrin diye bir yerde, Nirvana'nın tersten yazılışı bu arada. Öyle bir yer var mı yok mu? Bilenleriniz varsa paylaşsın benimle. Onu da merak etmedim değil. Orada işte hani böyle bir inanılmaz iyi ürünler satan, organik ürünler satan işte meyve, sebze. Bir de kitap reyonu olan bir yer. Orada çalışmaya başlıyor. Oranın sahibi de böyle genç bir adam diyeyim size. Onun da işte ablasıyla bir ilişki başlıyor aralarında. Şimdi ilişki başlıyor, devam ediyor. Güzel 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 işte onun arkadaş çevresiyle tanışıyor Joe. Bu arada işte yeni bir yere taşınmasıyla orada komşuları var. Onlarla da ilişkilerini görüyoruz. Ama hep Joe'nun yaptığı şu, bu arada adını da Will'e değiştiriyor. Onu da nasıl değiştiriyor? Hani neler oluyor gerçekten inanılmaz derecede çok iyi kurgulanmış bir dizi. İzlemeniz lazım. O ilk bölümde gördüğünüz hani kafes var ya, insan kafesi diyeyim. O ikinci sezonda da var ama net olarak ikinci sezon bence kurgu anlamında birinci sezondan daha başarılı ve merak ettirici. Ve hiçbir şekilde hani genelde böyle bilirsiniz. Birinci, ikinci, üçüncü hani özellikle ikinci sezon ve sonrası biraz böyle saçmalamaya başlar. Ne oldu dersiniz? Hani bu kadar iyi bir diziydin. Hani Nip Tuck'ta mesela 4 sezon gitmişti. 4. sezondan sonra saçmalamaya başlamıştı. Birçok dizi var böyle ama You'da 2. sezonda asla şok olmuyorsunuz. Wow, gerçekten çok iyiymiş diyeceksiniz. Yani bunu ben öyle düşünüyorum. İzleyin ve nasıl bulduğunuzda zaten isterseniz benimle paylaşırsınız. Şimdi Lau bizim ikinci karakterimiz dizide, ikinci sezonda. Ve Will ile Lau aşık oluyorlar birbirlerine. Ama zaten tehlike de buradan. Çünkü Joe'nun Will'in aşık olmasıyla beraber kafalar çok karışmaya başlıyor. Ve Joe, aman yani ya da Will neyse artık, iyi bir insan olmaya yemin ediyor. Şimdi şöyle birkaç noktası var dizinin. Mesela ikinci sezonda Joe'nun çocukluğuna da iniyoruz. Neyi, neden, nasıl yaptığını görüyoruz. Ve bence bu çok başarılı bir şey. Yani benim en sevdiğim şeylerden biridir. Arkadaşlar, You dizisi psikolojik gerilim dizisi. Ve inanılmaz başarı kurgulanmış bu çocukluğuna gitmek anlamında. Bunlar çok önemli teknikler ve bence diziyi başarılı kılan mihenk taşları. Ve doğru kullanılması da gerekiyor. Çünkü yanlış olursa ya da daha doğrusu güzel durmazsa, abartı olursa oralarda sorun yaşanıyor. Bu dizide muhteşem. Yani Joe'nun psikolojisini çok iyi anlıyoruz. O anlamda beni çok şaşırttı. Bir de ben özellikle psikolojiye aşırı derecede meraklı olduğum için hani o sevgisizlikte büyümesi, küçük yaşta ne yapması gerektiğini anlamamız, görmemiz, Joe'nun karakterinin şekillenmesine nasıl etkide bulunduğu müthiş işlenmiş. Bu bir. İkincisi, zaten birinci sezonda da biliyorsunuz vardı. Mesela işte o dış ses mi deniyor buna, iç ses mi deniyor? Hani neden bu kadar güzelsin diyor. O sırada hani biz duyuyoruz. Yani seyirci onu duyuyor, kafa sesini. Ama hani dizideki karşısındaki işte Beck ya da Love duyamıyor. Bunlar ikinci sezonda çok daha fazla. Hani düşüncelerini hep duyuyoruz. Ya da o ikilemde kalmalarını hep duyuyoruz. Bu da müthiş başarılı. Üçüncü en başarılı şey zaten kurgusu. Dediğim gibi yani ikinci sezonda öyle saçma gelen şeyler yok. Ve beni en çok etkileyen yani karakter analizleri dördüncüsü. Karakter analizleri muhteşem.
Ama iki tane hiç sevmediğim, yani bana böyle itici gelen diziyle ilgili noktası var. O da birincisi, hangi karakter olduğunu söylemeyeyim hadi yine dizinin heyecanı kaçmaması adına. Mesela ikinci sezonun sonuna kadar, yani izliyorsunuz, hani 9. bölüm de bitiyor diyeyim. Oraya kadar anlamıyorsunuz bir karakteri özellikle. Ama 10. bölümde bu nasıl böyle oldu diyorsunuz. Yani 9 bölüm boyunca size tasvir edilen, gösterilen o karakterin onu yapabilmesi, yani o motivasyonu mümkün değil. Şunu demek istiyorum. Tabii ki bir, yani bu bir dizi ve kurgu. Hani gerçekçi olması gerekmiyor. Ama aynı zamanda özellikle You gibi bir dizide bizi bu kadar inandırdığı noktada hani bu denli, bu an, yani karakter analizinde bir kişinin, bir oyuncunun bahsediyorum bu arada. Çünkü diğerleri tamam. Bu kadar batırmaması gerekiyordu. Ve bu sadece 10. bölümde oluyor. Yani birini... isim vermeyeceğim ya. O karakterimizi 10. bölümde gördüğünüzde diyorsunuz ki böyle bir kişi bunu yapamaz. Buna sahip olamaz. Yani mesela birini tanıyorsunuz çok iyi. İşte müthiş uyumlu, işte çok sevgi dolu, hayvanları seviyor, doğayı seviyor. Çok insancıl, çok sevecen. O insanın ve çok da iyi bir ailede büyümüş ya da iyi bir ailede büyümemiş ama bunları bir şekilde aşmış. İşte seminerlere gitmiş ya da ne bileyim hani eğitimler almış neyse ne. Bu kişi kalkıp da birini mesela öldüremez ya da birine bilerek zarar veremez. Ya da ne bileyim aşk uğruna diyeyim bu kadar böyle acımasız olamaz ya. Hani dizide de bundan bahsediyorum. Hani o büyüme ya da o doğduğu yer ne kadar acı dolu olsa da olsun öyle bir arkadaş çevresi, hani öyle bir karakter bunu yapamaz diyorsunuz. Bu birinci en kötü yanı dizinin. İkincisi, beni birinci sezonda da tek rahatsız eden ve acaba ikinci sezonu izlemesem mi dedirten tek bir şey vardı. O da şuydu, o kadar cinayet işleniyor ve Joe nedense hiç yakalanmıyor. Hani bu mümkün değil. Hiç mi parmak izi bırakmıyor, hiç mi bir kalıntı yok, hiç mi DNA yok? Yani bir saç orada düşse bile ondan bulabilirler. Hep mi eldiven kullanıyor? Yani çok 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 saçma bu anlamda. Dolayısıyla ikinci sezonda bu açıdan biraz tereddütlü girdim. Çünkü bu büyük bir boşluk aslında. Tabii ki de hani kitaptan alıntı, yani çeviri olması da aslında bunu bir dizi yapmaya hem elverişli hem de aynı zamanda elverişsiz kılıyor. Çünkü kitaplarda her zaman çok detaylı olur karakter analizleri ve diziye çevrildiğinde bu analizlerin çok başarılı olması gerekir. Eğer ki başarılı değilse burada bayağı kan kaybeder diyeyim o dizi. Bu arada bu anlamda yani ikinci sezonda hani artık şaşırmıyorsunuz çünkü alışmış oluyorsunuz. Ama en absürt yanı o. Evet hani bu kadar cinayet işleniyor ama neden yakalanmıyor? Hani çok saçma. O hani vücutlara ne oluyor ki? Bunları çok sorgulamayın. Bunu sorgularsanız ve böyle bu kadar anlam ararsanız dizi size evet saçma gelebilir. Ama izlemenizi öneririm. En azından normal bir insanın hani nasıl böyle bir caniye, ne olursa olsun caniye dönüşebileceğini görüyorsunuz. Ve bunun adına aşk deyin, tutku deyin, ne bileyim böyle bağımlılık deyin. Bu değil. Evet o adamın içinde bir kötülük var aslında. Joe'nun yani Will'in. Ve o adam kötü şeyler yapabilme potansiyeline sahip. Lakin nedeni, niçini ve her şey aydınlanıyor. Bu arada yine şundan da bahsetmem gerekiyor. Özellikle ikinci sezonun bir bölümünde bir sahne var. Yani ben size kıyma makinesi diyeyim. Siz benim ne demek istediğimi hani ikinci sezonu izlediğinizde anlayacaksınız. Böyle ey oldum hani ne bu ya dedim. Ve de çok fazla hani deli gibi gösterilmiyor ama yine de bana göre çok fazla kan gösteriliyor. Dolayısıyla izlemenizi eğer ki bu tarz dizilerden hoşlanıyorsanız öneririm. Lakin önemli bir hatırlatma yapmak durumundayım. 18 yaşın altında beni izleyen arkadaşlarım varsa bence siz izlemeyin. Çünkü 18 yaş altı daha çok etkilenebiliyor ve bu dizi bence çok güllük gülistanlık bir dizi değil. 18 yaş üstü arkadaşlarıma da şunu söyleyeceğim. Hani normalde bu dizi böyle size bir şey katıyor mu? Bence sadece bir insanın ya da daha doğrusu bir sosyopat demeyeceğim da
çok yara almış. Hani ruhu artık çok zedelenmiş. Gerçekten travmalardan deli gibi muzdarip ve bir anlamda hem sevgiye çok muhtaç hem de sevgiden aslında bir yerde o kadar vazgeçmiş ve acımasızlığı seçmiş ki intikam alma duygusu bütün o güzel duygularının önüne geçmiş. Hani bunun bilincinde olarak izleyin ve böyle bir insanı bu açıdan ele alırsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ben her zaman iyilikten yanayım. Joe, Will bütün o travmalarına, bütün o kötü çocukluğuna, hani bütün her şeye rağmen öyle bir insan olmayı seçmeseydi, kalkıp da o travmalarını belki cesaretle ve sevgiyle kucaklayabilseydi biz böyle bir dizi izlemezdik. İnsanlara daha çok iyilikte bulunan ve her şeye rağmen insanları manipüle edip, kontrol edip ve onlara yardım edeceğim deyip onlara zarar veren biri haline dönüştürmezdi. Ve bir yerde de hani böyle insanların o, hani insanların değil aslında, hani katillerin diyeyim ya da gözü dönmüşlerin ya da şiddete meyilli, çok meyilli olanların o anı vardır ya, o ana bizi, yani bizi demeyeyim aman maazallah, Joe gibileri ulaştıran bir nokta var. O noktayı görüyorsunuz ve Allah muhafaza diyorum, bunu görmeniz, anlamanız açısından bu dizi iyi. Yoksa çok fazla böyle gerilim dizileri, filmleri size önermeyi istemiyorum. Ama başarılı teknik açıdan da, o yüzden izlemenizde fayda var. You dizisini izlediyseniz nasıl buldunuz? İzlemediyseniz de izlemeyi düşünüyor musunuz? Bu video ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Yani dizi anlatımımı nasıl bulduğunuzu da lütfen benimle paylaşın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız ben çok mutlu olurum. Bence siz de belki mutlu olursunuz. Çünkü güzel videolar paylaştığımı düşünüyorum. Çok severek yapıyorum ve her zaman ama her zaman en önemli benim çıkış noktam, yani bana bir şey katan bir şeyse size de bir şey katmalı. Dolayısıyla size bir şey katıyor mu katmıyor mu, bu benim için çok değerli. O gözle de çekiyorum videolarımı. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Herkes böyle mi acaba? Ben mi böyleyim? Ben de böyleysem böyleyim yani. Ben zaten tuhafım. Böyle bir değişim.